Selamlar gençler. Sizlerle birlikte Always Roleplay'deyiz. Yanımda sunucunun sahibisi ve sahibisinin sahibisi var. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk abi. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi şunu söyleyelim. Bu bir stok videodur. Yani siz bu videoyu izlerken ben askerde etten yiyeceğim. Onu belirtelim. Buracığım bahset bakalım. Abi bilmeyen arkadaşlar için yine bir özet geçelim. İstanbul'da geçiyor sesli yazılı, medium ve global ekonomi mevcut. Sunucun konsepti bu şekilde. Ek olarak versiyon 3.0 güncellemesi daha bitmedi. Yani daha gösteremeyeceğimiz sistemlerde mevcut olacak. Fakat belli başlı bitirebildiğimiz kadarını göstereceğiz. Tam güncelleme 5 Eylül'de bitecek. Ama 28 Ağustos yani video yayınlandığı gün versiyon 3'e geçiş yapılacak. Onu belirtmiş olayım. Ek olarak zaten sen şu an ekrana koyarsın abi. 2000 lira değerinde de bir çekiliş var. Bu hem oyun içini kapsıyor. İşte 5 kişiye gerçek para yani kartını atma şeklinde de oluyor. Ek olarak Discord, Nitro, Netflix, Cart Curt vesaire onlar da mevcut. O şekilde. Eyvallah. Burada ne var şimdi? Şimdi şöyle abi kumar sistemlere getirmiştik. Önceki güncellemede fakat bug vesaire gibi şeyler çıktığı için kaldırmak zorunda kaldık. O yüzden yeni şeyler getirdik. Buradan çip alabilirsin. İstiyorsan ilk slotu tanıtalım. Şuradan bir çip al abi. Direkt buradan 3 tane gelecek mi bakalım? Gelmedi beyler. Verseniz gün. Ama olsun. Sonra çarpıya basınca çıkabiliyorsun. Başka nerede var? Abi bilekçeki zaten öncekinde gösterdik. Şurada hemen şu Aynen. var. Göstermediklerimize bakalım. Bir yaptım, satın al dedim. Ne oldu şimdi? Bir coin aldım. En az 1000 tane al abi bu arada. He. 500 bin tane falan alsan olur hatta ben sana para basayım. Şimdi şöyle abi. Burada da farklı bir blackjack var. Oynayabilirsin. Bir coin, 1000 coin daha doğrusu bastım. 2 geldi. Aa, bana 10 gelmiş lan. Çekmeseydim keşke. Kal dedim. Koyduk çocuğu. Bu işler böyle. Dealer 20. Yani. Masa 24 olduğu için erkenden çocuğu koyduk. Muhabbet böyle. Şurada bir tane farklı var. Aynen. Şöyle bir gelelim. Tıklayalım. Şunları koyuyoruz şöyle kardeşim. Çiplerimizi koyabildiğimiz kadarıyla. Hadi bakalım ne çıkarsa bahtımıza. Nerede lan? Hı. Şurada belli olacak şimdi. Koyduğumuza göre 1x geldi baba. Bir şey kazanmadık. Attığımızı aldık. Muhabbeti bu. Rulet. O tarzda bir şey abi. Çoklu oyuncu şeklinde oynanabiliyor. Aynen. Toplu online oynayabiliyorsunuz oyunu. Ya oyun içerisinde oyun online oynanıyor. Böyle bir olay var. Abi burada da bilardo sistemi var. Yine arkadaşlarıyla birlikte. Zaten şu anda da mevcut sunucumuzda oynayabiliyorlar. Ek olarak şunu da belirteceğim hafif sen onu gösterirken. Anlatın. Bu hani kumarhane sistemleri oyuncular sahip olabilecek yani kendi kumarhanelerini işletebilecekler. Bundan gelir de elde edebilecekler. Bunun yanında ek olarak şirkettir, fabrikadır, carttır, curttur şu an onları gösteremiyoruz ama bu şekilde işletmeleri de sahip olabilecekler. Zaten rolleri dönüyor fakat biz sistemsel şekilde bir destek sunmuş gibi olacağız arkadaşlara. Okey abi. Bunun da bilgisini aldık. Şimdi abi şöyle poligon sistemimiz mevcut. Panelden sen girişini yap. AK seçiyorum. Başlat dedim. Mantığı şu şekilde abi. Sen onu oynarken ben anlatayım. Şimdi kendi silahın olması gerekiyor. Mermiler de yine aynı şekilde kendinden olması gerekiyor. Ama bu sistemin şöyle bir mantığı var. Örnek veriyorum senin silah hasarın 50. Bu silahtan silaha göre değişebiliyor bu arada. Ve sınır da mevcut. Hani sınırsız bir hasara geçişi yapılmıyor. Poligonda kendini geliştirerek yani oradaki şeylerden XP kazanarak silah hasarını yükseltebiliyorsun. 50 iken 60 yapabiliyorsun. Mantık bu şekilde. E güzel. Şurada başta kaçırdık diye şey oldu. Hepsini vurmak lazım değil mi? Aynen. Evet. Anladım. Tamam, mantığı güzel. Şu an eksiksiz gidiyoruz mesela. Daha demin başarısızdı. Şimdi biraz... Ananız kaçtı lan. Neyse. Ama mantığı belli gençler yani burada benim yaptığım gibi. Şu an bir tane ıska geçtik. Aa yok lan koymuşuz çocuğu. Tamam artı bir silah deneyimi oldu. Şimdi tarayabilirim ünlü. Tüm silahlar için geçerli bu da. Daha demeye geldik. Soygun öyle kolay değil. Şimdi space'e basacağız. Girmeden önce şunu söyleyeyim. Burada şey geçtikçe bizde rakam harfler gelecek. Onları doğru tıklamamız lazım. Yanlış olursa panel kapanacak. Yapamayacaksınız. Şimdi A, Am, J, G, R, E, V, E. P, A, I, G, I, V, B, D. Bu süre bitmeden bunları yapacaksınız. O tam denk gelmesi gerekmiyor. Bak böyle yaptık mesela tekli. Şimdi bu dolduktan sonra para kazanacağız. Doldu gördüğünüz gibi 4 milyon parayı cukkaladım kaçıyorum. Evimize geldik kızlar. Ev bizim. Şurada slash mobilya yazalım. Burada neye bakalım mesela mobilya satın alalım mı tıklayacağız sanırsam. Aynen
Aynen, mobilya satın ala geleceksin. Sonra önüne panel gelecek abi. Zaten mobilya sistemi mevcut sunucuda, fakat biz televizyon ekledik. Bu iki tane televizyon bulunuyor elektronik kısmında. 24 şey olan Tamam. televizyon. Şimdi iki tane televizyon var. Biri büyük, biri küçük abi. Aynen. Hani büyük küçüğüne göre de fiyat değişiyor. Sadece ekran boyutu bakımından büyük küçük diyorum bu arada. Oy, en sevmediğim bir şey yaptırıyorsunuz bana. Dur bakayım. Şimdi bunu kaldırıyoruz babacığım. Bunu götürüyoruz. Git 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 git. Bak şöyle bozup bakabiliyorsun bir daha ne olduğunu bitti diye. Bu normalde yoktu diye biliyorum. Tabii. Kardeşim ben burayı monte ederim. Tamamen non-RP bak. Gördün mü? Şunu da şöyle çekeyim. Manzaram gitmesin. Kaydet dedim. Ne oldu şimdi? Televizyon geldi. Hayırlı olsun. Buradan düzenle kaldır. Yapabiliyorsun. Güzel bir olayı var. Şimdi Sağ televizyon abi. Ha, ona da bastım da. Ha, YouTube film listesi diyor. Film listesine tıklayayım ben. Sağ salim sil baştan. Oynat dedim. Ne oldu şimdi? As. Gördüğün gibi açıyor. Ha, bizden ENB'den de şöyle çıksın da hani. Televizyonu kapat ha. Sanırım ENB'den dolayı şey olmuyor da. Adını siz söyleyin. Aa bak, Matera temizde de varmış. Bizde gözükmüyor da siz kendiniz izleyebileceksiniz filmleri. 10 numara olay. Film, video fark etmiyor. YouTube'da bulunan tüm her şeyi izleyebiliyor arkadaşlarımız. Aynen öyle. Şimdi home tuşuna bastığımız zaman burada bizim bilgilerimiz, varlıklarımız vesaire var. Güzel bir panel mevcut. Şurada evcil hayvan kısmına gelip satın al dediğiniz zaman Sibirya'dan tut şeye kadar, bulldog'a kadar var. Terrier alalım biz. İsim çük yapalım. Satın al diyelim. Köpeği satın almak için puan yokmuş. Hemen bir puan yüklemesi yapın kızlar. Şimdi satın al dediğimiz zaman Slash Pet mi? Yok abi. Yine home'a girdiğin zaman evcil hayvan kısmında orada köpeklerin gözüküyor. Üzerine tıklayarak canlandırır. İşte spam vesaire mevcut. Şunu söyleyeceğim. Bir öncekinde zaten göstermiştik. Bu arada yeni köpek modelleri de eklenecek. Bak, Fakat sevme şeyi, muhabbeti varmış. Ha, anlat sen. köpeğe sağ tıkladığın zaman zaten önüne bir panel geliyor abi. Oradan şey yaparsın. Köpek köpeğe dövüştürme kısmını yapamamıştık. O rollerden bahsetmiştim. Evet. Ama bununla birlikte hem paneli geliştirmiş olduk. Hani sadece hoş bir panelden çıktık. Daha güzel bir panele geçtik. Hem de köpek köpeğe de saldırabiliyor. Bir de sağlık durumu var orada görüyorsun. Aynen. Dövüştükleri zaman bu cam azalıyor ve köpek ölebiliyor. Güzel. Böyle de bir güzelliği var. Ona göre Şu an güzel. canlandırınca bedeli var onun da, değil mi? Aynen şu an bak dövüşüyorlar gördüğünüz üzere. Aynen. Salın onu. Bunlar sonra düşecek. 1 milyon, 1 trilyon mu ne bir şeye bunları yenileyebiliyordun, değil mi? Canlandırmak Aynen. için. O Aynen. kısımlar ayarlanacak abi. Ek olarak şunu da hani craft mantığında bir sistem getireceğiz. Şu an hazır değil, gösteremiyorum. Fakat bu craft mantığında oyuncular işte belirli şeyler yaparak bakiye kazanabilecekler. Bu bakiye doğrultusunda da işte köpektir, carttır, cürttür, diğer donate eşyalar satın alabilecekler. O Benim mi yüzden öldü? böyle senin bir şey vardı öldü zaten gördüğünüz üzere. Aynen. Geçmiş olsun kardeşim. Böyle de bir olay var. İçeri girdiğiniz zaman CCTV var. Yani bu güvenlik kamera muhabbeti. Wow. Şimdi bu neyle zoom? Ha, Q ile zoom yapıyordu. E ile uzaklaştırıyordu. W ile de yukarı aşağı bakılıyordu. Ok yönüyle gittiğin zaman da farklı yerlere bakabiliyordun. Şöyle ne oluyor lan? Heh, bir dakika. Bizimki kafayı yedi. Şöyle bir geri dönelim. Idle Gez'e geliyoruz. Idle Gez'de önümüzü ağaç kesmiş. Enti diyoruz. Sıkıntı yok. Burada yola doğru zoom yapıyoruz şöyle. Selamün aleyküm hesabı. Orada oyuncular olduğu zaman da aktif olarak gözüküyor değil mi? Kimin nerede ne yaptı? Evet, nerede oldu? Yani orada o bölgede kim varsa gözüküyor. Aynen. Güzel de bir olayı var bunun. Şimdi ayrıyetten biz bir polisiz, şöyle göstereyim. Kanıtlamak için çakalaştım o derece. Siren paneli gelmiş bakalım bir. Güzel. Ses gelmiyor. Ha, şuradan geliyormuş çünkü. Bunları çek, araç kapat. Ne güzel. Kapatmak için de şuna basıyorsunuz. Ayrıyetten bir de değişken var değil mi? Yazmışsınız hatta. Evet abi. Değişken mi yazıyorum? Burada karşımdaki BMW'nin plakası, modeli, hızı ve hız limiti var bulunduğu bölgeye göre. Yani kardeşim sen şurada şöyleydin tarzı durumlarda görüntü kaydı almanız yeterli. Güzel de bir olayı var. Abi şimdi Speedo arayüzünü de güncelledik. Orada motor simgesinin falan altında kilometre var. Bu Evet. şekilde araçların hani kilometrelerine bakıp ona göre işte piyasa değerini galerici arkadaşlarımız belirleyebilecek. Ek olarak bunun şöyle hoş bir güzel yanı da var. Işıkları açtığın zaman Speedo'da da ışıklar açılıyor. Vay. Aynen bak. L'ye bastım. Kapandı. L'ye bastım. Açıldı.
Speedo'da da ışıklar yanıyor. Bu şekilde daha hoş bir arayüze geçmiş olduk Speedo yönünden de. Ne güzel abi, böyle de bir olay mevcut. Ayrıca şöyle bir güzellik var. R tuşuna bastım. İster YouTube'dan ister normal yapabiliyorsunuz. Burada AB radyo falan. İleri dedim. Kanca Özgü. Kanca Özgü falan gördüğünüz gibi. Telif yemek için kıstık tabii. Bunları da rahat rahat kullanabilir. YouTube linki olarak da koyabilirsiniz. Abi şimdi şöyle içeri girdiğin zaman bu arada bu mekanik sistemine aktarılacak. Yani şu an olan göstereceğin modifi sistemi kaldırılacak. Mekanik arkadaşlar bunu yapabilecek. Bilgileri olsun. İçeri gir abi. Dur lan. Tamam, bir şekilde girdim. Dur. Klasik arayüz karşıya buranın ek şeyini anlatacağım ben. Orada ekstra ala girdiğin zaman altta korna yeri var. Oraya giriş yap. Ha. Bunları nasıl dinliyoruz? Basınca mı enter'a? Dur bakayım. Satın alıyorsun abi. Ha, okey. Mevcut değil şu an. O dinleme Tamam. kısmı şu an yok. Basıyorum o zaman, hadi bakayım. Tamam, gördünüz gençler. Mantığı bu. Bu dediği gibi onun çok hızlı araba. Şeye aktarılacak o dediklerini. Ondan sonra mekanikler kullanabilecek. Araba aşırı hızlı gençler bu arada. Ha, ne yaptınız bunu? Özel araba. Özel abi. Ha, anladım. Kesinlikle şey yoktur. Admin power yoktur kardeşim. Güzel ama böyle bir olay var. Abi son olarak bir de komutu ne lan? Hangi sistem oğlum, söyle de. Popüler. Unluluk, unluluk. Unluluk. Tamam. Şimdi ununuz varsa gençler slash unluluk yapıyorsunuz. Şöyle. Anlatayım. Anlat tabii. Abi şimdi bunu biz telefon paneline aktaracağız. Sadece göstermek amaçlı bu şekilde yaptık. Kalbe falan tıklayabiliyor ya şu an. Sıkıntı Aynen. yok onlarda yapma. Ha. Şimdi bu şekilde abi. Sunucumuzda ünlü rolleri aktif olacak versiyon 3 ile birlikte. Ünlü rollerinden kastım da şu. İşte antrenörlük, boksörlük, şarkıcı Götünü açarak TikTok'ta zengin olan. gibi gibi. Birçok alanda hani normal hayatta nasıl ünlüler varsa sunucumuzda da bunları aktif edeceğiz. Fakat kendi karakterlerini yapacak. Yani gidip de çakal makal Anladım. olmayacaklar. Yaptığı rollere göre de yani insanların kazandığı sevgiye göre de bu ünlülük sistemi sayesinde popülerliği artacak ve ona göre de sıralama kısmında kalacak. Ek olarak her haftada bu sıralama kısmı kontrol edeceğiz. Birinci olan yani ilk üçe daha doğrusu belli başlı sunucumuzda ödüller ve imkanlar sağlayacağız. Vay vay vay. Mantığı da bu şekilde. Buse'cim bu sefer kadınlık kazanmadı canım, bak 3 oy almışsın. Neyse ama güzel, mantığı da hoş. Çeşitlilik katar yani, hoşdur. Ek olarak bunun yanında bir de hani avukat rollerimiz, mahkeme rollerimiz vesaire vesaire de zaten şu an hali hazırda dönüyor. Fakat daha da bir geliştiriyoruz abi. Yani Numara. birçok şey versiyon 3 ile birlikte aslında değişmiş oluyor. Yani ayağınızı denk alın gençler. Her an her şey olabilir demek istedi burada. Aynen öyle. Evet gençler, genel olarak böyle anlattık. Klasik bir kapanış yapmayacağım. Başta da söylemiştim, siz bu videoyu izlerken ben askerde olacağım. Bu videoyu da erken çektik. Yani şu an gördüğünüz halden daha değişik, daha güzel veya size göre daha kötü de olabilir. Hani videoda farklı gösteriliyor, burada farklı tarzı demeyin. Yani bu videoyu benim son 3 günüm kala çekiyoruz değil mi Buracığım? Evet evet abi. Aynen. Öyle bir durum var. Aklınızda bulunsun. Ayda bir tane olmak suretiyle buradan video gelecek diye planladık. Bakalım, umarım göt olmayız. Öyle bir şey olursa hoş olur. Siz yine bol bol yorum atın. Hem ben prim kasayım askerdeyim diye. Hem de video öne çıksın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu seri ben 6 aylık reklam arasına girdim.